Herkese merhaba, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Honor of Kings oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar yeni gelen ormancıyı göstereceğim size. Mükemmel olmuş bence. Zaten maçta göstereceğim oyunda size. Özellikle ultisi çok kırık. Arkadaşlar ultisi çok kırık. Onu zaten şimdi göstereceğim. Evet arkadaşlar, Liu Bei dediğim gibi ormancı bir karakter ama uzaktan vuruyor. Yani nişancı gibi bir şey. Lakin ultisi mükemmel. Yani böyle bir ulti daha oyunda görmedim ben. Oyunda da zaten çok kitle kontrolü var. Onlara karşı mükemmel bir ulti olduğunu düşünüyorum. Şimdi pasifinden ilk başta başlayalım. Pasifine baktığımız zaman 4 tane saçma atıyorsunuz. İşte 98 fiziksel hasar veriyor. Diğer 2 saçma da ekstradan hasar veriyor. Bir düşman kahramanı isabet eden her bir vuruş, bir çatışma içgüdüsü vererek ona 6 saniye boyunca 3 ve 11 arasında fiziksel delme kazandırır. En fazla 12 yük. Yani kısaca arkadaşlar, saçma var ve gördüğünüz gibi saçma atıyor. Ortadaki ikisi çok fazla hasar veriyor. Diğer ikisi az veriyor. Ve arkadaşlar düşmana vurduğunuzda isminizin altında gördüğünüz gibi bir bar var. 2, 4, 6 tane mi? 5 tane mi? Neyse artık. Lan çok fazla vurduk. Onları şöyle bakın, arkasına geçip vurduğunuzda ekstradan arkadaki de hasar yiyor. Şöyle göstereyim. Onları kahramana... Bir dakika, ne oluyor burada? Eğer kahramana vurursanız fiziksel delmenizi arttırıyor. Haberiniz olsun. 6 saniye boyunca düştüğünüzde kalıyor. Ondan sonra arkadaşlar Q yeteneği hareket hızı veriyor %40 ve normal saldırı çift atış olur. Yani vurduğunuz normal saldırı çift hasar veriyor. Hemen bakar bak. Şu an bir. Bunu bastıktan sonra hızlı hızlı 2 tane atıyorsunuz. Gördünüz mü? Hem de hareket hızı kazanıyorsunuz bedavadan. Bu da güzel. W yeteneği de şöyle bakın arkadaşlar, W yeteneği de adama çarpıyorsunuz, hem hasar veriyorsunuz hem de geri atıyorsunuz onu. Hemen bakın göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bu öldü büyük ihtimal. Ayıktınız mı? Omuz atıyor yani futboldaki gibi. Ve isminin altında gördüğünüz sarı bar var. Orada 5-6 tane doldu. Bu da işte fiziksel zırh delmenizi arttırıyor. Yani zırh delme gibi bir şey. W yeteneğini de gördünüz zaten. Omuz atıyorsun adamı 2-3 saniye falan şey yapıyorsun. İlk yetenekte zaten aynı şekilde fazladan bir saldırı daha yapmanı sağlıyor hareket hızının yanında. Ve gelelim ultisine arkadaşlar. Şunu çalayım ben. ultisi de arkadaşlar bütün kitle kontrollerinde bağışıklık kazanıyorsunuz. Ya ama bunu kitle kontrolünden önce değil, kitle kontrolü yedikten sonra basmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Yani kitle kontrolünden önce basarsanız işlemiyor. Bunu söyleyeyim. Bir de arkadaşlar kahramana çok fazla mana lazım. Haberiniz olsun. Yani mavisiz çok da fazla oynanmıyor. Bunu söyleyeyim. Şimdi mide bir gidelim. Aha mide aldı lan. Helal lan sana. Oyunun verdiği itemleri kullanmayın bu arada. Kendinizi item yapın. Ne oluyor burada? Niye burası boş? Ormancısı kim onların? Diyanvi. Diyanvi de buff aldı zaten. Gidip mavimizi alalım. Aha oraya gitmiş lan. Güzel ulti attı çocuk. Yetişebileceğim mi? Bak zırh delmeyi arttırdım, gördünüz mü? Kalkan da kazanıyorsunuz aynı zamanda. Çocuk biraz yardımcı olsa bunları temizleyeceğiz de. Şunu alayım bari. Sen öl. Oğlum gitme lan. Hadi zırh delme helal. Diğerine de gitti. Gel buraya. Öldün ki sen. İşte bu. Çok güzel oyun. Bu kadar fazla artık. Neyse. Çok güzel oynadık ya orada. Şöyle de gördüğünüz gibi mana hemen bitiyor. Gerçi hemen bitmedi. Koskocaman bir fight kazandık. Ama mana sıkıntısı olduğunu anladınız zaten. Bakın kullanamıyorum yetenekleri. Şunu basalım da biraz dolsun. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi W yeteneğini güzel kullandığınızda çok güçlü. Zırh delmesi var. Hani tank falan ait etmiyorsunuz. Biraz da hastayım, kusura bakmayın, sesim kötü gelebilir. W yeteneği çok güçlü geldi bana. Zaten ultisi ayrı bir güçlü.
Ha bu arada arkadaşlar ultisinde bahsetmediğim bir şey var. Basınca 3 saniye boyunca kitle bot kontrolü bağışıklığı kazanıyorsunuz. Yani şöyle bir şey var. Hem şunu vuralım bir yandan. Yani hem kitle kontrolünden kurtuluyorsunuz. Aynı zamanda da 3 saniye boyunca sana kitle kontrolü atamıyorlar. Yani çok word. Ve arkadaşlar yetmezmiş gibi bir de 105 fiziksel saldırı kazanıyorsun 6 saniye boyunca ve 1500 hasar etkisiz kılan bir de kalkan alıyorsun. Yani fiziksel saldırı kazanıyorsun, bir de kalkan kazanıyorsun. Ve arkadaşlar eğer ki minyona, adama, işte oyunculara falan vurduğunuzda bu kalkan miktarı artıyor, haberiniz olsun. Yani bu da bilinmesi gereken önemli bir özellik. Oğlum bu ne lan? Nasıl hasar verdin lan? Oha! Öldük. Oha lan! Bak. Arthur'u tekledik resmen. Saniye içinde tekledik çocuğu bir de. Şu Diyanvi'nin verdiği hasara bakar mısın ya? %55 gerçek hasar vermiş. Bu çok kırık bir komutan ya. Devam. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi ne oyunun verdiği arkana sistemini ne de rün sistemini yani item sistemini kullanmayın. Kendiniz yapın. Çünkü çok mantıksız şeyler gördüm ben. Ya belki onlar doğrudur bilemem ama bana yanlış geldi yani. Bunun arkasına geçeyim vurayım da. Ne oluyor orada? Burada güzel bir oyun yapar mıyız? Şuna. Flash'ını at hemen. Güzel. Ne oluyor orada? Şuna vuracağım bir. Ne oldu? Devam et. Tamam çıkalım. Çok hasar yedik lan. Ha bizimkiler girmedi ya. Ben orada çok hasar yedim. Orada tank var önden ben giriyorum anasını satayım. O ultisine güvendiğim için giriyorum yani. Yoksa bu kadar önden girmek kötü yani. Oğlum ne oluyor orada? Oğlum salın lan orayı. Bekleyin sizi bekleyin. Ya ananı. Ölmeyeyim. Sen öl. Ne oldu? Ya buraya gel. Ya da gelme tamam. Ne oluyor lan orada? Aga bizim takım Meft anasını satayım. Ultim yok ama. Valla bizim... Aha. Şimdi ben alayım bir köşeye doğru. Gel oğlum. Yardım ihtiyaçları yok. Güzel ama buraya oynayacaklar o üsttekiler. Aynen. Ben de buradayım ama. Ya. Ne vuruyorum öyle ya? Oğlum ne vurdum öyle? O nerede? O çocuk gitti buradan bak. Nereye gidiyorsun? Vermeyeceğim sanırım abi. Bir de W yeteneği atınca şey diyor. Defol git buradan diyor. Şu üst tarafa gideyim bir. Şurada ittirelim. Geliyorum dayan. Dayan geldim. Nereye gidiyorsun baba Ali? Gel bakayım gel. Oğlum şeyi de attık lan. Çarpı attık adama. Acemilik yaptık dur. Ama DMV şey de sağ tarafta güzel. Nice. Benim mavi dursun ben bir aşağı gideyim yardım edeyim onlara. DMV çünkü kasıyor. Kastırmamamız lazım onu. Aha DMV öldü lan. Sen bekle sen. Ben geleceğim sana. Ne oluyor orada? Geliyorum. Nereye gidiyorsun sen? Lan dur. Güzel. Ana okçuda kaldı. Neyse ADC de kalabilir arkadaşlar. ADC'yi beslemek önemli. Şimdi gidip şuna çakacağım. Derebeğini alayım hemen. God da güzel.
Rakip takıma göre çok fazla öndeyiz. 4K God fark atmışız. Oğlum nasıl canım gitti lan? Öleceğim lan. Kalkan basayım. O kalkan olmasaydı ölmüştüm bu arada. Oğlum öleceğim, kaşınıyorum ha. Ananı kimde kaldı? Kader dediğin bir bahaneden ibaret. Adamı bakkala gönderdikler. Neyse dur ormana gideyim bari. Keyfim yerine geldi ya. Kendini tesis edebildiğin vazifen iyilik yapmaksa olmaz. Ne oluyor? Bak bak. Bak bak, sen nereye geliyorsun? Kitle kontrolü yok ki. Gel gel gel. Oğlum o fazla lan, o kadar fazla lan. Neyse 3'te 3 yaptık. Ama arkadaşlar hasarı gördünüz değil mi? Çok fazla hasar var ya. Yine bak. Gerçek hasar yemişim, %64. Gerçek hasar çözümünde yok. Ve bu karakter buff aldı arkadaşlar. Yani çok garip. Çok garip. Yani her oyun banlanması gereken bir karakter. 7K kasmış bir de. Yani vurduğu hasara bak. Gerçek hasar yani. Yani buna savunma çıkarak bir karşılık veremiyorsun. Oyunu bir de bu şeylere geliştirme yapması lazım. Hani anlaşılmıyor kim atıyor, kim vuruyor, kim de. Hani onu bir... Oğlum orada ne oluyor? Gel bakayım gel. Uy, çok kötü yerde kaldım ya. Çok kötü yerde kaldım da. Ama canları az. Bizimkiler oynar mı oraya? Oğlum. Bizim takım ne bileyim biraz kötü gibi oynuyor ama. Ölme kanka orada bak. Peynir. Aynen yavaşlat onları. At ultini. At ultini at. At lan ultini arkaya. Lan ultini atsana. At ha. Yeni aklına geldi. Biraz da arkaya atsana ya. Temizle onu. Güzel. Vermeyin kuleyi lan. Oğlum. Minyona vur. Heh. Tamam geliyorum geliyorum. Dayan dayan dayan. Nerede onlar? O kime gitti lan o? Baksana ya. Bak. 4600 vurmuş. Hani o arkadaki büyücünün vurmasını boş ver. 4600 vurmuş. Bunun zaten 1700'ü şey. Gerçek hasar. Bir de adam zırh çıkıyor iyice. İyice ben bunu tamamen şey yapmam lazım. Bir dakika. Şunu almam lazım. Şunu bir sat. Şunu alacağız. Yoksa o tek yemez arkadaşlar. Yani pasifimizdeki zırh delme yetmez ona. Öldü zaten. Uyy. Yani bizim orayı bizimkiler patakladı. Öyle diyeyim. Alırsınız onu lan. İki kişisiniz. Ben de ormanımı döneyim. Oğlum. Çocuk nasıl öldürdü lan siz ikinizi de? Hadi kuleyi alayım. Zırh delmeyi aldım şimdi. Ekstradan bir de zırh deleceğiz. Ama ondan önce benim pasifi biraz biriktirmem lazım. Ne oldu lan hemen? Ultiyi kullandığım yeri gördünüz mü? Mükemmel bir zamanda kullandım ultiyi ama bizim şey almamız lazım. Milletin gelmesi lazım buraya. Bak gördün mü? Yok, bizimkiler yanlış yapıyor. Ultim yok ya, çok girmek istemiyorum araya. Güzel, bizimkiler halletti. Uzaktan vurduk hasarımızı zaten. Mid'den biter oyun bu arada. Ya şey de anladı ama. Go go.
Ultim olmadığı için orada girmedim. Mesela Ultim olsa orada arkadaşlar aralarına girersin. Güzel de şey yapardın orada oynardın ama uzaktan vurduk. Bizim de şeyimiz olsun. Kanka minyon yok. Alo. Sen öldün bu arada. Kalkan da alayım. Güzel. Bitirelim. Çok da uzatmaya gerek yok. Kahramanı gösterdik. Tatlı da bir maç oldu. Tank olmayan birimlere karşı büyücü, nişancı birimlerine direkt saniyesinde eritiyorsunuz. İlk yeteneği basıp iki tane düz vuruş yapıyorsunuz ya. Orada bitiyorlar zaten. Aynı zamanda milletin arasına girip de hasar verebiliyorsunuz. Ormancı olarak başladık. 108K, 110K'lık bir hasarımız var. ADC yine zaten çok vurmuş. Yani şöyle baktığımız zaman ormanda oynayıp bu kadar rahat bir maç kazanamazsınız. Haberiniz olsun. Ben beğendim. Dereceli de bu arada girmedim. Çünkü çok üst düzey bilmediğim bir kahraman. Dereceli de oynamak istemedim. Normal karşılaşmada oynadım. Ve baktığımda dereceli de oynanabilirmiş. Çok rahat bir şekilde hatta. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.